Başkan Yardımcımız, genel yönetimlerden sorumlu çok kıymetli ağabeyimiz, değerli belediye başkanlarımız, AK Parti il başkanımız, değerli valimiz, sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli başkanları, bu şehre beraber hizmetkar olduğumuz çok kıymetli muhtarlarımız, belediye meclisi üyelerimiz ve yine bu şehre beraber hizmet ettiğim değerli mesai arkadaşlarım, basınımızın güzide mensupları, hepinizi kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel ana şahitlik etmeye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumunuz, bütün konuşmalarıma hamdle başlıyorum. Çünkü hamd bizim şiarımız olmalı. Böylesine güzel bir beldeye hizmetkar kılan Rabbimize binlerce kez hamd olsun, şükür olsun. Çorum Belediyesi olarak kültür belediyecilikten, sosyal belediyecilikten birçok farklı alanlarda hamd olsun açılışlarımız yetişmiyor, çok güzel işler yapıyoruz. Sadece yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bizim tükettiğimiz elektriğin karşılaştırdığımız zaman %81'ini, Çorum Belediyesi olarak tükettiğimiz elektriğin %81'ini yerel kaynaklarla ve ürettiğimizi söylediğimiz zaman üretken belediyecilik anlam buluyor, mana buluyor. Bu tesis de işte böylesine güzide, böylesine önemli bir tesis. Burada rahmetli anayım Kılıççıoğlu başkanımız hemen burada kullandığımız o bordür üretim makinasını 1979'da şehrimize kazandırmış. Yumurtlama sistemiyle bordür üretiyor ve günde 300-350 tane bordür üretiyor. Allah ondan razı olsun. Ama geldiğimiz bir noktada şehir bu kadar büyümüşken, bu kadar gelişmişken, mahallelerimiz pırıl pırılken, parklarımız pırıl pırılken bizim çok daha fazla üretmemiz, çok daha fazla çalışmamız, şehrimizi çok daha güzel noktalara taşımamız gerekiyor idi. Fen İşleri Müdürlüğümüz bu projeyi her geldiğinde bana heyecanla anlatıyordu. Başkanım, sizden bir isteğimiz var. Bize bir bordür kilit taşı üretim tesisi yapın. Görün şehir ne kadar güzel oluyor. Görün şehrin sokakları, caddeleri rengarenk, çiçek bahçesini nasıl dönüştürüyoruz. Siz yapın, hizmeti bizden isteyin. Yusuf abi, biraz direndim açıkçası. Çünkü maliyete baktığım zaman hakikaten çok maliyetli bir iş. Yani şu an bu açtığımız tesisin maliyeti 50 milyon TL. Zor günlerden geçiyoruz. Birçok sıkıntımız var. Biraz direndim. Ama her heyecanlı anlatışta, her güzel coşkulu anlatışta inşallah Rabbim imkan versin bunu yapalım diye de içimden geçirdim. Ve geçtiğimiz aylar içerisinde ihalesini yaptık. Bütün tesisi burada kurdurduk. Ve şu anda bir metreye bir metre eni ve boyunda 60 santim kalınlığında her türlü yapı malzemesini basabiliyoruz. Bu çok önemli bir imkan. Yeter ki kalıbını alalım. Yeter ki kalıbını yaptıralım. Bir metreye bir metre 60 santim derinliğinde istediğimiz her şeyi basabiliyoruz. Ve şu anda ilk etapta yanda görmüş olduğunuz ürünler, yapı malzemeleri, bordürler, kilit taşları burada üretildi. İlk etapta yaptığımız kalıplar bunlar ve bunlarla şu anda bir, maliyetleri çok düşürdük. Çünkü taş ocağımız hemen bunun arkasında. Belki de Türkiye'nin en güzel taş ocaklarından bir tanesini işletiyoruz. Tertemiz, pırıl pırıl taşımız var. O taşımız için nakliye ödemiyoruz. Hemen yukarıdaki o toplama depolanına kırılmış malzemeyi getiriyoruz. Ve otomatik makinalarımızla ta baskı makinesine kadar, üretim tesisimiz içerisine kadar onları sokuyoruz. Malzeme burada, nakliye yok. Sadece çimento ihtiyacımız var. Sadece toz boya renklendireceksek ihtiyacımız var. Onun dışında malzeme bizde. Üretime geldiğimiz zaman şu anda sadece kilit taşı ile ilgili şunu ifade edebilirim. 1250 metrekare günlük kapasitesi var. 1250 metrekareyi her gün üretiyoruz. Diğeri açık alandaydı bordür makinemiz. Kışın üretemiyorduk. Yağmur yağıyor, üretemiyoruz. Rüzgar var, üretemiyoruz. Şu an alanımız kapalı. 7/24 364 gün her gün üretebiliyoruz. Ve bordürle de baktığımız zaman 300-350 günlük kapasiteli olan bordür üretme kapasitemizi 1400'e kadar burada çıkartıyoruz. Dolayısıyla aşkla çalışmaya, bu şehri ilmek ilmek dokumaya,
bir ressam gibi, bir şair gibi, şiir yazar gibi, resim yapar gibi bu şehri güzelleştirmeye hep beraber devam edeceğiz. Tabii bu güzelliklerin altında ismini anmadan geçmememiz gereken, bütün o vizyonuyla, liderliğiyle önümüzde duran, Rabbim başımızdan eksik etmesin dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ne yapıyorsak, hangi güzel hizmetin altına imza atıyorsak, bunların hepsinde Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği var. Tabii burada Yusuf Ziya Başkanımıza ayrı bir parantez açmak isterim. Küçükken Çorumlular böyle Samsun'a giderler. Biz de gençlik yıllarımızda gezmeye falan gidince, Samsun'un her gittiğimizde güzelleştiğini görünce, acaba burada nasıl bir belediye başkanı var? Her geldiğimizde, her gittiğimizde şehre vizyonuyla güzellik katan, şehri şiir gibi, adeta bir tuval gibi, sanatçının tuvale yansıması gibi yapan hangi belediye başkanı dediğimiz zaman, o çok uzun yıllar Samsun'umuza hizmet etmiş olan Yusuf Ziya Yılmaz başkanımızın sadece bir fotoğrafını görürdük, sadece ismini duyardık ve gıyabanda ne güzel bir insan, Allah razı olsun derdik. Bugün de Türkiye'de belediyeciliğin duayenlerinden, öncü isimlerinden, güzel isimlerinden, en başarılı isimlerinden, AK Parti bizim yerel yönetimler politikalarımızın ve yönetimin de başında olan böylesine güzel bir insanla, Yusuf Ziya Başkanımız da bu tesisi açıyor olmakta ayrıca benim için bir onur, bir şeref. Bu anlamda da ben Yusuf Ziya Başkanımıza tüm hemşehrilerimiz adına tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum şehrimize. Durmak yok, dinlenmek yok, yorulmak asla yok. Aşkla, büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle koşmaya, yürümeye, şehrimizi daha da güzel noktalara götürmeye devam diyorum. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Valim, Belediye Başkanım, protokolümüzün değerli mensupları, kıymetli hazurun, belediye çalışanlarımız, saygıdeğer basın mensuplarımız. Kıymetli hemşerilerim, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, Yerel Yönetimler Başkanımız, belediyeciliğin duayeni Yusuf Ziya Başkanımızı Çorum'da ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sayın Başkanım, açılışlarına yetişemediğimiz bir belediyemiz ve belediye başkanımız var. Her geçen gün, her gün bir açılıştayız. Bu açılış da, bu tesisin açılışı da onlardan bir tanesi. Bu tesis Çorum'umuza çok güzel hizmetler yapacak inşallah. Biz bu tesisin açılışında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa AK Partili belediyeler yapar diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok saygıdeğer vali vekilim, çok saygıdeğer il başkanım, AK Parti il başkanım Murat Bey, çok saygıdeğer Çorum Belediye Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, mahalle başkanlarımız, il yönetim kurulu üyesi kardeşlerim, belediye meclis üyesi kardeşlerim, belediyemizin bürokratları, belediyemizin memur personeli, ondan da öteye Çorum Belediye'mizin bizim canımız, ciğerimiz, gözümüzün nuru, çalışanları, işçi kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bir kere bugün çok güzel bir başlangıçla güne başladık. O başlangıç da eski Çorum Meydanı'ndaki Ziraat Bankası eski binasının meydandaki kütlesini kaldırmak ve meydanı büyütmekle ilgili belediye başkanımızın verdiği çabaya biz de orada katkı verelim, ona tanıklık edelim diye Çorum Meydanı'ndaki çalışmalara gittik. Değerli kardeşlerim, biraz önce meydandaki o çalışmalar esnasında da ifade ettim. Aslında kadimde, yani padişahlık döneminde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahımız bir paşayı bir yere, bir ile gönderirken tabii paşa gittiği yeri ihya edecek. Paşanın gerek kuracağı bir vakıf, gerekse
kendi imkanları, kendi maddi imkanları, gerekse de devletin imkanlarıyla paşa gittiği yeri ihya etmek için şehri orada tesis edecek. Padişah ona dermiş ki, önce bir vakıf kuracaksın, bu vakfın ana sermayesini sen kendi bizzat sana yapılmış olan hak edişlerden, ödeneklerden, yani maaşından temin edeceksin. Sonra da hayır hasenat alacaksın ve orada şehri inşa edeceksin dermiş. Paşa da gittiği yere önce bir meydan tesis etmek, sonra meydanın bir ucuna bir cami, öbür ucuna bir hamam, öbür ucuna bir han, bir diğer ucuna da bir medrese yaparmış. Yani o günün şartlarında bir tanesi eğitim, bir tanesi temizlik, bir tanesi ibadet, değil mi? Bir tanesi de gelen giden insanların konaklayacağı han. Bugünün otelleri, bugünün 5 yıldızlı otelleri yerine geçebilecek hanı inşa edermiş. Hakikaten bugün Çorum Meydanı'nda, yıkılarak genişletilmeye çalışılan Çorum Meydanı'nda bir han var, önü kapatılmış, bir hamam var, önü kapatılmış, bir cami var, önü kapatılmış, bir medrese var, kim bilir medreseyi göremedik ama muhakkak da o ortadan kaldırılmıştır muhakkak. Öyle mi? O da mı var? Şimdi onların hepsi biblo gibi ortaya çıkıyor, meydan büyüyor, meydanın etrafında ata yadigarı, Çorum'umuzun ilk kurulduğu yıllardaki o kadim kültürümüzün gereği olan kütleler orada açığa çıkıyor ve meydan kimlik kazanıyor. Bir vatandaş bize yanaştı, yetinmeyin başkanım dedi değerli belediye başkanıma. Vatandaşımızın da bu heyecanını takdir etmemek mümkün değil. Efendim dedi, ileride saat kulesi var, o da gözüksün. Şu ileride bir kütle daha var, tarihi bir mekan daha var, o da gözüksün. Bu meydanı daha da büyütün falan dedi. Ne kadar güzel, vatandaşın da bu talebini, biz arabaya bindiğimizde biraz zor talepler, belki bunları zor karşılarız ama ne kadar haklı talepler dedik. Değerli kardeşlerim, bugün burada tabii sizlerle birlikte belediyemizin bir başka faaliyetinin açılışına geldik. Bu faaliyette yapı elemanları üretim merkezinin açılışı. Yapı elemanları eskiden özel sektör tarafından üretilirdi. Oldukça da hesaplı olurdu belediyemize, paramız olduğu kadar belediyelerimiz satın alırdı. Ama son yıllarda hizmet alımı konusundaki güçlükler, piyasadan bazı malzemeleri satın almanın her zaman peşin para gibi bir nakit ödeme gibi bir takım güçlüklerin zorluğu, yavaş yavaş ben bugünlerde görüyorum belediyelerimiz bu üretim merkezlerini kendileri kuruyorlar. Hatta biz piyasada var olan iş gücünü de değerlendirelim. Bazı iş makinalarını boşuna istihdam etmeyelim. İş makinesi yerine piyasadan taahhüt alalım, hizmet alalım derdik. Ama son zamanlarda bakıyorum belediyelerimiz mecburen hizmet alımı yerine o hizmet alımını yapacakları makineyi, aleti, edevatı da parklarında bulundurup ha dedikleri zaman istedikleri işi onunla da yapabilecek kabiliyete ulaşmaya çalışıyorlar. Zamanın getirdiği nokta bu. Zamanın getirdiği nokta bugünün ihtiyaçları da bu tür bir tesisi feasible kılan da bugünün şartları. Başkanım bunun hesabını kitabını yapmış. Bak biraz önce Fen İşleri Müdürü geldi, birkaç kez bunu teklif etti. Önce kaynak para dedim ama daha sonra bir de baktım ki hesabı yaptım. Bu tesisi kurarsak biz günde 1000 metrekare civarında zemin kaplıyoruz. Günde 1000 metrekare zemin kaplamak demek senede aşağı yukarı 350-400 bin metrekare, 350-400 dönüm civarında bir alanı kaplamak demek. Bu iyi bir güç, iyi bir potansiyel. Bunun da aslında belki feasible kılan, bu projeyi de feasible kılan şey biraz önce başkanın da ifade ettiği gibi agreganın, yani burada kullanılan en önemli girdi malzemesinin, kum çakılın hemen burada arkada belediyenin ocağından çıkarılması, hiç yükleme boşaltma olmadan bir konveyörle fabrikaya arkadan girmesi. Bunlar tabii bu projeyi feasible kılan, karlı kılan kalemler olduğu için de güzel düşünülmüş bir proje. Muhtarlarımız gelecekte inşallah buradan istifade edecekler. İlçe belediye başkanlarımız, burada küçük nüfuslu ilçelerimiz var, belediyelerimiz var. İhtiyaçları çok fazla. Onların ihtiyaçlarına da belediye başkanımız burada inşallah cevap verecek. Belki imkanları olmadığı zaman da onlara yardım edecek. Artık belediye başkanımız Halil İbrahim Aşkın Bey, Çorum'un abisi oldu. Sadece belediye başkanı değil, ilçe belediyelerinde abisi oldu. Ağanın eli tutulmaz. Yardım edecek onlara. Ben buradan kendisine rica ediyorum.
Veren el, veren el alan elden üstündür. Hiç hizmette geri duracağını zannetmiyorum. Arkadaşlar, temel felsefemiz de hizmet belediyeciliğidir. Takip eden süre içerisinde sosyal onu takip eden gönül belediyeciliğinin en güzelini AK Parti olarak yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize tembihi şudur. Arkadaşlar, hizmette eksiklik yapmayacağız. Hizmeti mutlaka yapacağız. Hizmeti de daha sonra siyasal iletişimimiz için gerekirse bir iletişim aracı olarak kullanacağız. Ve insan odaklı hizmet yapacağız. İnsanımıza dokunacağız. İnsanımıza fayda ve hayır ve onun hayatına konfor kazandıracağız diyen bir tembihle siyasetimizi sürdürüyoruz. 2024-31 Mart seçimlerine de dolu dizgin hazırlanıyoruz. Allah'ın izniyle o seçimde de AK Parti yeni bir başarı öyküsünü gümbür gümbür inşallah ülkemizin her tarafında şu anda bizde olmayan, AK Parti'de olmayan belediyeleri de yeniden kazanarak yeni bir başarı öyküsü inşallah yazacak. Bu duygu ve düşüncelerle biz de Ankara'dan sabah çıktık bir ekip halinde. Belediye başkanımıza destek olmak, il yönetim kurulu üyeleri, il başkanımız, ilçe belediyelerimize destek olmak üzere buraya geldik. Bu hizmetlerin yalnız arka planında mutlaka bizim il teşkilatımız vardır. Mutlaka milletvekillerimiz vardır. Belediye başkanımız onlardan da aldığı bir güçle, biraz önce il başkanımın da ifade ettiği gibi, teşkilatlarımızdan da aldığı bir güçle bu hizmetleri yerine getirmeyi, bu mücadeleyi veriyor. Ben kendisini tebrik ediyorum. Başkanımıza destek olan bütün kardeşlerimizi, Çorumlu hemşerilerimizi tebrik ediyorum. Daha da alın teri, göz nuru dökerek fiziksel güçlerini de, emeklerini de ortaya koyan bu fabrikada çalışıp üretim yapacak kardeşlerimizi de, işçi kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Sağlıcakla kalın, Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun, kademli olsun, bereketli olsun. Ya Allah, ya Bismillah deyip kurdeleyi kesiyorum. Allah güzel hizmetlere vesile kılacak bu hizmeti Çorumumuza hayırlı kılsın diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, AK Parti Genel Başkanı.